İnsan çok yüksek yaratılmış. İnsan çok yüksek yaratılmış. Evet. Onun için Bismillahirrahmanirrahim demeye. Şimdi neye benziyor? Yani bir mancınık var elinde. Anahtar, mancınık var. Bir zindanın en ücra köşesinde bütün hacatını tedarik edecek bir cevher saklı. Sen şimdi ta dış kapıda caddedesin. Demir kapı, demir kapı, demir kapı. Malatya'da biz görüşe gidene kadar 7 demir kapı açılıyordu. 7 demir kapı. Bu demir kapılar, yüz binlerce demir kapı. Şimdi elinde bir anahtar var. Her bir köce açıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hangisinin önüne geldin? Bismillahirrahmanirrahim. Kapılar açılıyor. En nihayette seni ebedi ihya edecek olan cevhere ulaşabiliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim böyle bir özelliği var. Başımdan geçen bir hadiseyi size anlatmışım. Bu bir lütuf olduğu için, öyle bizim kerametle işimiz olmadığı için rahat anlatıyorum yani. Yani elimize geçmediği için, onu küçük görmek için söylemiyorum. Bizim yok yani, öyle bir şeyimiz yok. Şahidim de var, Zülküf. Erganili Zülküf. Beraber Elazığ'da o ne hamamıdır o? Ziya Bey hamamı var. Sanat Okulu yolunda Ziya Bey hamamı var. Ziya Bey. Hacı Ziya Bey hamamı. Ha. Oradayız. Birdenbire bir yağmur tuttu ama Elazığ'da öyle yağmur görülmemiş. Adım attırmıyor yani, böyle kovayla dökülüyor. Hemen karşıda yeni yapılmış bir dükkanlar vardı. Yapılmış, demir kapıları takılmış, öyle cağlı duruyor. Cam falan takılmamış. Zülkü, bizi dükkana atalım dedim. Tamam dedi, hemen gittik. Cebimde bir anahtar vardı. Çıkarttım, Bismillahirrahmanirrahim dedim, taktım, açtım, girdik içeri. Girdik. Neyse, yağmur biraz sakinleşti. Çıktık. Zülküf dedim, bu anahtar burayı nasıl açtı? Duvarla beğenemiyorum herhalde. Abi, üzerine bile girmiyor baktık. Başımdan geçen şey yani. Üzerine bile girmiyor anahtar. Ama o yağmurda, şimdi Bismillahirrahmanirrahim'i nasıl söylediysek, hani bu yağmurdan kurtulmak için Bismillahirrahmanirrahim, kapı açıldı. Ondan sonra anahtarı kapının üzerine kilide bile geçiremedik. Başka bir kilit çünkü. Demek ki insan Bismillahirrahmanirrahim'i yani böyle şeytanlık yapmadan, akıl fikir çalıştırmadan, sadece Allah'a güvenerek, Allah'a dayanarak, dördüncü lemadaki o sırrı idrak ederek, eli kolu bağlı bütün kainat kendisine hücum ediyor. Böyle bir insanın sığınacağı bir penah, sığınacağı bir melce, sığınacağı bir yer olarak idrak, o idrak içerisinde Bismillah dese işi bitirir. Bizim dükkanın kapısının açılması gibi. Başımdan geçen şey yani. Evet. Evet. Burada ey insan, şayet insan isen dediğim bu insan. O insan işte şeyim, o noktayı yakalayabilmek. O noktayı yakalayabilmek. O hakiki tevhid sırrını yakalayabilmek. O da şuurla murla olmuyor yani. O safiliği yakaladın mı, besmeleni yapmayacağı bir şey yoktur. O safiyeti yakalayabilmek. O da ancak işte böyle heyecan ile, şeyle, böyle şuurun taalluk etmediği son nokta. İşte bizim 250 kiloluk top mermisini tek başına alıp namluya yerleştiren gibi. Yani şimdi o bir şey düşünmüyor yani. O düşmanın boğazdan geçmemesi lazım diyor. Yani bakıyor, bu topun girmesi lazım. Hiçbir şey düşünmüyor. Kaldırabilirim, kaldıramam. Bunu düşünse yapamaz zaten onu. O kilitlenmiş o işe.
hakiki tevhid noktasında yani. Bismillah dedi mi onu kaldırır ve yerleştirir ve gemiyi indirir aşağı. Şeyde beş parmak dağlarında tank görüldü. Kıbrıs hareketinde. Sonra sabahleyin bakıyorlar ki oraya helikopterle bile bırakılmasın o tankı yani. Abi şu tank inemediği için duruyor dedi. Ne? Tankı indiremedikleri için duruyor orada. Daha orada duruyor değil mi? Evet. Kim bilir işte oradaki nefer, o onu süren asker, o düşmana saldırması lazım yani bir şey düşünmüyor o. Düşmanı tevhid yakalamış o noktada, bir ihlas noktası yakalamış. Valla onu aya bile çıkarır o tankı. Şakası yok o iş. O noktayı yakalayabilmek işte.